Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Vel akibetu lil muttakin. Ve la udvane illa ala zalimin. Rabbi yesir ve la tuassir Rabbi temmin bil khayr. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Subhaneke la fahme lena illa ma fahamtena inneke entel cevvadul kerim. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri. Ve ahlul uqdeten min lisani yefkahu kavli. Ve ufevvidu emri ilallah. İnnallâhe basîrun bil ibad. أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه الله قال الله تبارك وتعالى عز وجل في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. İnnemel mu'minûne ihvatun fe aslihû beyne akavaykum. İlâ âhiril âye. Sadakallahul azim. Değerli kardeşlerim. Yeryüzünde 8 milyar insan. Bunlar içerisinde 2 milyar yaklaşık Müslüman olduğunu iddia ve ilan eden insanlar var. Kitleler halinde. Madem kardeş, kardeşler bir ailedir. Kardeş ailedir. Hatta din kardeşliği nesep kardeşliğinden önceliklidir. Akşam Ankara'da konferanstaydım. Gazze'li bir Müslüman doktor yanıma almıştım. O da durumu anlattı, Gazze'nin durumunu. Elbette biz Filistin'deki Müslümanlar için acıyoruz. Onların uğramış oldukları zulümler, dökülen kanları bizi üzüyor, mahzun ediyor. Ama sadece dünyada acıklı durumda olanlar Filistin'deki Müslümanlar değil. Esasen hemen hemen yeryüzündeki bütün Müslümanların durumu acıklıdır. Ama aşikar zulüm altında bulunan dünyanın gördüğü, gerek İslam alemi olsun, gerekse de küfür alemi olsun, hepsinin gözünün önünde kendi kanunları bile bunların seyirci olmasına müsaade etmezken, mutlaka müdahale edilmesi gerekirken, söz konusu Müslümanlar olduğu vakit bunlar çifte standartlıklarını ortaya koyarlar. Evet, çifte standart oynadıklarını ortaya koyarlar, hem de çok açık bir şekilde. İnkar edemeyecekleri bir şekilde ortaya koyarlar. Bakın, Yahudilerin Müslümanlara bakış açısı bu. Hristiyanların Müslümanlara bakış açısı bu. Konfüçyüs dinine tabi olanların Müslümanlara bakış açısı, Budistlerin Müslümanlara bakış açısı tamamen düşmancadır. Hiçbir şekilde en ufak dostluklarına inanılmaz. Tamam, bunları bir kenara bıraktık. Gelelim İslam aleminin kendisine. Acaba bunların duyarlılıkları ne kadardır? Sözden başka,
İsrail'i sözlü kınamadan başka yapılan doğru düzgün şey yok. Bir icraat yoktur. Sadece sözlü kınama. Araplara bakalım. Hem dindaşları hem de soydaşlarıdır. Filistinliler, evet, hem dindaşları hem de soydaşları. Hele diğer Arap ülkelerini de bırakalım. Filistin'in kendi iktidarına bir bakın. Bir Yahudi olduğunu ilan ederek gelen Amerikan Dışişleri Bakanı'nın karşılanmasında Mahmut Abbas ona ne diyor biliyor musunuz? Burada da bir ev satın almaz mısın? Hem de savaşın içerisinde 7 Ekim'den sonra oluyor. Bu kadar sillik ve alçaklığı dünya görmemiş. Kafirler bile bu kadar silliklik yapamaz. Onu söyleyeyim. Müslümanların başındaki idareciler bunlar. Bir tek ciddi manada Afganistan istiyor. Ne diyor biliyor musunuz? İran bize yol versin, İsrail'e karşı fiilen savaşalım. Öyle 3-5 kuruş para göndermek, yardım göndermekle bu işler hallolmaz. Sadece İran bize yol versin, biz burada ordumuzla beraber gidip İsrail'e karşı savaşırız diyorlar. Orada İran gibi hain bir ülke, kalleş bir ülke müsaade etmiyor. Tarih boyunca zaten İran hiçbir zaman kafirlerle savaşmamış. Hep Müslümanlarla savaşmış. Hep İslam alemi içerisinde çıban başı olmuştur. İran da bunu kesinlikle yapmaz. Başlangıçta Hizbullah işte biz Hamas'la beraber hareket ediyoruz. Aynı şekilde savaşın içerisindeyiz falan. Bunların hepsi lafta kaldı. Fakat İsrail kendi davasına sahip olmasını ispat ediyor kesin bir şekilde. Gerekirse ben Lübnan'ı da yakarım diyor. Gerekirse Mısır'ı da yakarım diyor. Gerekirse Orta Doğu'yu hepsini yakarım diyor. İran'ın komutanlarını öldürür Amerika. Ses yok. İsrail büyükelçiliklerini İsrailler bir İran'ın büyükelçiliklerine baskı yapar, adamları üst düzey adamlarını, bürokratlarını öldürür. Fakat İran'da bir tiyatro yapar. Onlara karşı tiyatro oynuyor. Birkaç tane drone gönderiyor, yüzlerce işte. İsrail'i aşamayacak, İsrail'e geçemeyecek füzeleri gönderiyor. Ama önceden de haber ediyor, ha ben füze gönderiyorum, siz burada karşılayın diyor. Onu imha edin diyor. Neye? Dünyaya karşı. Dünyaya karşı işte bir prestij. Hamamın namusunu kurtarma derler ya. Onu sağlamaya çalışıyor. Fakat dünya hep bu tiyatronun farkındadır. Kendilerini temize çıkaramazlar. Cumhurbaşkanlarını İsrailliler öldürdü. Evet, Amerika ile anlaşmalı olarak İsrailliler öldürdü İran Cumhurbaşkanı. Fakat onlar da kazayla gitti. Tamam, kazayla gitti. La hepiniz kazayla gidin bari. Kazayla gidin. Yeter ki gidin. Ha, yeter ki gidin. İslam alemi içerisinde gerçekten İran hep çıban başı olmuştur. Ha, Osmanlı tarihine bir bakın. Ne zaman Osmanlı Franklerle Avrupa'nın ortasında savaşa girse arkada İran Osmanlı topraklarına giriyor. Osmanlılar çoğu kez Franklerle yaptıkları savaşlarda hemen barış antlaşması yapmışlar, gelip kendi topraklarını kurtarmışlar tekrar. Bu hep böyle olmuştur. Eğer İran hep arkada vurmasaydı belki Osmanlı Avrupa'nın tamamına hakim olacaktı. Çünkü ne zaman Avrupa ile savaşsa arkada İran kalleşlik yapıyor. Bu tarih boyunca hep böyledir. Tarih boyunca böyle olmuş. Şimdi Filistin meselesine gelir. Elbette hassas bir dönemde, hassas duygularımız var. Elbette acıyoruz. Fakat bazıları şöyle diyor. Filistin
sanki Gazze kurtulursa İslam yeryüzüne hakim olacak. Yok, öyle bir şey yok. Sanki Filistin davasıyla fiilen ilgilenmeyen artık dinden değildir. Öyle de değil. Evvela kendi derdinle ağla. Kendi derdini anla anla. Dertlisin sen. Onu unutmuşsun. Nedir? Senin başının üzerinde tağuti sistemler tahakküm etmekte. Sen Allah'ın sana emretmiş olduğu nizamı gerçekleştirememişsin. 100 yıl geçti, artık sen davanı unuttun. Sen kimliğini unuttun. Müslümansın. Müslüman ne demek? Şeriatçı demektir. Şeriatçı olmayan Müslüman değildir. Evet. Şeriatçı demektir. Peki şeriatçı, şeriatın hakim olması için mücadele eden, malını, canını feda eden demektir. Bunu yapıyor musun? Yok, bu da yok. Bu kendi davasını unutmuş. Kendi derdini unutmuş. Sadece görünen. Ben dedim ki bir zamanlar, bundan belki 20-30 sene önceydi. Yine İsrail-Filistin kavgası oluyor. Dedim Filistinli Müslümanlar bari gavur tokat vurduğu vakit ağlıyor, sesini çıkarabiliyorlar. Ağlamada sesini çıkarabiliyorlar. Yeryüzünde bazen öyle Müslüman kitleler, topluluklar vardır ki gavur tokat atıyor, ağlamaya korkuyor. Ağlayamıyor da sesini de çıkaramıyor. Hem tokat atıyor, sus lan diyor, ağlama. Bu durumda olan Müslümanlar da var. Bari öteki tokat deyince ağlıyor, sesini dünyaya duyuruyor. Evet, tağuti sistemler, münafık yöneticilerin bulunmuş olduğu dünyanın çeşitli bölgelerinde Müslümanlara kan kusturuluyor. Hemen hemen her tarafta öyle. Ben Kuzey Irak'ta yaşadım, onu basit bir şekilde söyleyebilirim. Orada bir iktidar var, haşa Yahudilerin gayrimeşru çocukları gibi. Evet, Barzani iktidarlar. Yahudilerin gayrimeşru çocukları gibi. Tamamen Yahudilerin istekleri. Orada Yahudiler çok rahat. Efendiler. Onlara göre, onların efendisi. Hristiyanlar rahat. Şu Yezidiler var ya, onlar da rahat. Şeytana tapanlar. Onlar da rahat. Rahatsız olan kim biliyor musun? Müslümanlar. Hele hele şeriatçı İslam alimleri. Bunu ben gözümle gördüm. Mahkemeye gidiyor, suçu yok. Mahkeme beraat ediyor. Asayiş bırakmıyor. Yok, burada kalacaksın diyor. Yıllarca zindanlarda kalıyor. Küçücük bir 5-6 milyonluk. 5-6 milyonluk. Kuzey Irak, Kürdistan. 50-60 bin tane mahkum var. Tutuklu ve mahkum var. Dağların içerisinde tüneller koymuşlar. Cezaevlerine atıyorlar bazı insanları. Akrabaları, 7 sülalesi, aşireti bile bilmiyor ki bu adamları nerede tutuklu, nerede hapis. Yıllarca öyle kalıyor. Saç, saç, kal, tıraş olma imkanı yok. Öylece ölen, öldüğü vakit hemen onu toprağa gömüyorlar. Para konusunda idamlık adamı, sen para doları bastır hemen, ertesi gün çıkar cezaevinde. Kimsesi olmuyor fakire, bir tanesi iftira etsin bu adam hırsızlık etti diye. İçeriye atarlar onu. Hiç arayan soran olmaz. İlla para verecek ki çıkacak. Zaten adam fakir, neden para getirsin? Para verecek ki çıkacak. Para vermezse cezaevinde kalır. Bilhassa şeriatçı bir İslam alimi ise hiçbir şey parayla bile çıkarılmak kolay değil. O şekilde. Bunu söylüyoruz da. Yani Asayi zindanında 6'ya 12 metrekare, 6'ya 12 ne yaparsa artık, bu da inşaatta anlayanlar bilir. Böyle bir odada 117 kişi kalıyor. Bir battaniye, 8 kişiye bir tek battaniye düşüyor. Aylarca. Namaz vakitleri çoğu kez dışarıya çıkaramıyorlar. Çıkarmıyorlar. İçerideki Müslümanlar
duvarlarla teyemmüm ederek namaz kılıyor. Bunlara da sorsan ya biz Müslümanız ha derler. İdarecilere sor ben biz Müslümanız derim. Müslümana karşı Müslüman. Yahudinin yanında Yahudi, Hristiyanın yanında Hristiyan, Yezidinin yanında Yezidiler. Ya münafık iki yüzlü olur. Kaç tane yüzü oldu bunların? Böyle tipler hiç görülmemişti. Bunlar da bu asrın modasıdır. Evet, bu tipler bu asrın modasıdır. Bütün bunlar nedir? Bütün bunlar insanların kendi inanmış oldukları inanç sistemine hakim kılmamalarından meydana geliyor. Kafir kendi inandığı inanç sistemine hakim kılmış. İki yüzlük görmüyorsun. Kanunları küfür, batıl ama kendi kanunlarına sadıklar. Fakat böyle olmadığı vakit kanunları da yazılıda kalıyor. Uygulama farklı, teori farklı, pratik farklı, yazılı kanun farklı, uygulanan icraatlar farklıdır. Böyle acube yönetimler ancak halkı Müslüman denilen ülkelerin üzerinde oluyor. Kafirlerin üzerinde yok. Kafirlerin üzerinde böyle acube yönetim yok. Sistem küfürdür, küfür. Bu kadar. Ama kendi kanunlarına riayet ediyorlar. Peki biz hep şikayet ediyoruz da, olumsuz durumları söylüyoruz da çözüm yolu ne? Asıl mesele o değil mi? Çözüm yolu ne? Vallahi bir tek çözüm yolu var. Nedir o? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin takip etmiş olduğu yol, onun uygulamış olduğu nizam ilahi şeriat. İslam şeriatı. Bunun kamil bir manada uygulanması lazım. Kısmi olarak uygulanması değil. Arap ülkelerine sorun. Bu kadar sahtekarlıklar, bu kadar çeşitli zulümler, iki yüzlülükler olmasına rağmen ya diyor, bizde diyor kanunlarımız şeriattan alınmıştır. Ceza kanunumuz bile diyor şeriattan alınmıştır. Peki dedim, ben birkaç tane yetkiliye, asayiş yetkilisine falan, şeriatın hangi maddesinde var ömür boyu zindana atmak? Böyle bir madde var mı? Hangi maddesinde işkence edilir var, bir Müslümana işkence edilir? Yok. Serdar Aziz diye bir tanesi, telafer Türkmenlerinden yakalanmış, bir ya komutandır ha. Komutandır. Yakalanmış bu adam, zindana atılmış. Kadını, kızı getirilmiş. Ya sen şu suçu üstleneceksin, bizim yazdığımız şu suçları üstleneceksin ya da gerisini anlıyorsun. Adam diyor ki, getirin getirin ne getiriyorsanız ben bütün suçları üstlenirim. Dünyada işlenen bütün suçları işlerim diyor. Yeter ki onlara dokunmayın. Bu oldu ha, Türkiye'de de ta Abdullah Gül Cumhurbaşkanı'ydı da gelip kendisine söylediler işte bir Türkmen komutan. O da Türkmen olduğu için sahip çıkıyor. Yoksa bir Kürt Müslüman alim olsa sahip çıkmaz. O da sahip çıkmaz. Barzani ile Mesut'la görüşeceği zaman bunu dile getirdim. Telefon etti Mesut. Hemen derhal onu çıkarttılar. Budur. Kanunlar bunlar. Buradaki uygulamalar, inan FETÖ'nün uygulamaları da bunlara benziyordu. Onlar açıkça emniyette ya da yargıda hakim iken bunlara benziyordu. Bir kalite farklı olarak bugünkü sistem devam ediyor. Peki bu sistem nedir? Olayı küfürdü. Dün de anlattım ben. Dün de anlattım. Tekrar söyleyeyim. Bir sistemin tamamı İslami olmayınca İslam nizamı değildir. İslam şeriatının kanunlarından bir kısmıyla karışık da olsa o yine cahiliye sistemidir. Bakın Allah Celle Celaluhu. Efe hükme cahiliyeti yebhûn ve men ahsanu minallâhi hükmen li kavmin yûkinûn. Siz hala cahiliye hükümlerini mi arıyorsunuz? Oysa
iyi bilen, anlayan bir kavim için Allah'tan daha güzel, daha iyi hüküm koyan kim olabilir? En güzel hükümler Allah'ın. Devamlı olarak söylüyoruz. Diyoruz ki, bakın cahiliye kanunu derken tefsirlerde nedir demişler cahiliye kanunu? İslam'ın dışındaki bütün sistemler, hatta İslami kanunlar da karışık olmuş olsa bile o da cahiliye sistemidir. Misal vermiş. İbn-i Kesir tefsirine buna benzer bazı rivayet tefsirlerine bir bakın. O da ne diyor? Diyor ki Cengiz Han'ın kanunları mesela yasak kanunları diyor. Cengiz Han'ın kanunları. Onun diyor %25'i, 1/4 Yahudi, 1/4 Hristiyan, 1/4 İslam, 1/4 de Cengiz Han'ın kendi kafasından uydurduğu kanunlar. 1/4 neymiş? İslami'ymiş kanunların. İslam alemi ne demiş? İslam alimleri bunlara cahiliye kanunları demiş. Bakın cahiliye kanunları. %25'i İslami, İslam şeriatı olduğu halde. Fakat buradaki bu sistemde ise valla %1'ine de müsaade etmiyorlar. %25'i değil. %1'ine bile müsaade etmiyorlar. Şöyle söyleyeyim ki Frankler'den kanunlar ithal ediliyordu. Yıldırım hızıyla yarım yamalak tercümelerle meclisten geçiriliyordu. O sırada bir tane kanun gözden kaçmış. Neymiş o da? Süt kardeşliğinde nikah olmaz. Götürüyor mebusun birisi hemen Cumhurbaşkanı'na. Paşam paşam diyor bak diyor. Bu irtica kanunu geçmiş diyor meclisten. O nasıl olur diyor irtica kanunu. İşte böyle süt kardeşi. Ben diyor bundan sonra süt kardeş, yoğurt kardeş tanımam diyor götürün. Hemen iptal edin. Meclisten geçmiş. İşte bir de diktatörlük değil diyorlar. Bak bir kişinin red demesiyle meclisten geçen bir kanun iptal oluyor. Evet Allah'ın şeriatının bir tek kanununa bile müsaade edilmiyor. Bu sistem nedir? Cahiliye sistemidir. Demek ki bir kısmı İslami olsa bile, evet İslami olsa bile. Niye? Allah-u Teala bu dini mükemmel kılmıştır. El-yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti ve raditu lekumul İslam'a dina. Bugün dininizi kemale erdirdim. İslam'ın hiçbir beşeri kanuna ihtiyacı yoktur. İslam'ın bir kısmının uygulanması. Bazıları bir zaman şöyle bir şey iddia ettiler. İslam'da tedricilik vardır. Hakimiyete tedricilik vardır. Yani bu sene 5 kanun, gelecek sene 10 kanun İslam'dan alınsın. Buna itaat edilsin. Hayır. İcraatta tedricilik yoktur. İtikatta tedricilik yoktur. Zira Allah Celle Celaluhu buyuruyor. اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ Yoksa siz kitabın bir kısmına inanır da bir kısmını inkar mı edersiniz? Ayet-i Kerime'nin sebebi nüzuluna baktığımız zaman Yahudi alimleri müşriklerin teklifleri karşısında yönetimde siz olmayacaksınız, biz idare edeceğiz. O zaman Medine'ye yerleşebilirsiniz demişlerdi. Yahudi kabilelerine onlar da kabul edince bunların o durumu karşısında Allah Celle Celaluhu yoksa siz kitabın bir kısmına inanıyor da bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Onlar ne dediler? Biz ileride siyaset yaparız. Bunları birbirine düşürürüz. Daha sonra biz iktidarı ele geçiririz. Oysa onların kitaplarında da müşriklerin kanunlarına itaat etmek yoktu. Yasaktı. Peki bu Müslümanlar üzerine niye olmasın? Yani bu ifade Müslümanları niye kapsamasın? Zaten tefsirde bir tefsir usulünde bir kaide var. Nedir o? Sebebin hususi olması hükmün umumi olmasına mani değildir. Sebep hususi olabilir ama hüküm umumidir.
Neden Tevrat'ın bir kısmıyla amel edip bir kısmıyla amel edilmediği vakit efe hukmel yani efe tu'minune bi ba'dil kitabi ve tekfurune bi ba'd hükmüne giriyor da Kur'an'ın bir kısmıyla amel edip bir kısmıyla amel edilmediği vakit aynı hükme girmesin. Kur'an daha küçük bir kitap değil. Kur'an-ı Kerim daha büyük bir kitaptır. Zamanın geçmiş olması, asırların geçmiş olması, uzun yıllarca yeryüzünün hiçbir yerinde İslam ahkamının, İslam şeriatının uygulanmayışı, İslami hükümlerin zamanının geçtiği anlamına gelmez. Kaçıncı asır olursa olsun, kıyamete kadar gelecek bütün zamanlarda İslam, Allah Resulü'nün ve ashabının yaşamış olduğu İslamiyettir. Meseleleri devam edersek çok uzayacak. Aslında ben bugün pek sohbet yapmadan sadece ve hasbihal yapalım dedim. Sorularınız varsa alırız. Yine sorulara biraz zaman ayıralım. Peki Allah Celle Celaluhu hepimizi rızasından ayırmasın.